Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosuyla sizlerleyiz. Bu tanıtım videomuzda tarayıcılarda ilgili seçilen bir metin nasıl okuyabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. ebubekirbasman.com'a geldiğinizde bu konuda tarayıcılarda sesli okuma özelliği, kullanım kolaylığı ve avantajları konumuza geldiğinizde arkadaşlar ilgili JavaScript kodunu göreceksiniz. Bu JavaScript kodunu kopyalıyoruz. Ctrl C ile incele deyip konsol bölümüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada Enter'lıyoruz tabii ki. Yukarıda bir başlat ve durdur butonunu göreceksiniz. Misal şuraya okutalım. Seçiyorsunuz okutmak istediğiniz yeri. Tarayıcılarda sesli okuma özelliği, kullanım kolaylığı ve avantajları. Sesli okuma nedir? Gördüğünüz gibi okudu. Misal vermek gerekirse şurayı seçtiniz. Okutmaya başladınız diyelim. Sesli okuma, yazılı metinlerin sesli bir şekilde okunmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu özellik, özellikle erişilebilirlik amacıyla tasarlanmış olup, görme engelli bireyler için önemli bir avantaj sunar. Ancak, herkes için pratik bir çözüm sunmaktadır. Tarayıcılar üzerinde sesli okuma işlemi gerçek. Durdu dediğinizde direktmen duracaktır. Bu şekil rahatlıkla ilgili sayfayı okutabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse resmi gazeteden bir metni okutalım. Misal şurayı. Ne yapıyoruz? İncele diyoruz. Buradan kodu yapıştırıyoruz. İlgili okutmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Seçtik. Başlat diyoruz. 6502 sayılı kanunun 77. maddesinin 12. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri aşağıdaki şekilde, 13. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan 5000 Türk lirası ibaresi 60.000 Türk lirasından 600.000 Türk lirasına kadar şeklinde, 3. cümlesinde yer alan 50.000 Türk lirası olarak ibaresi 600.000 Türk lirasından 6 milyon Türk lirasına kadar şeklinde değiştirilmiş, fıkranın son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 15. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan edenler hakkında. Özellikle bu sesli okuma olayı hızlı bir şekilde gözünüzün metni bir yandan okuduğunuzda ses olarak duyacağınız için daha hızlı metinler okuyabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.